Efendim bayramda en çok tüketilen yiyecekler çikolata, şeker ve baklavalar biliyorsunuz ki ancak hem paketle hem de açıkta satılan bu çok sevdiğimiz yiyecekler sağlığımıza ciddi zarar verebilir. Peki tüketicilerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yanıtı Ceren Meriç'in haberinde. Bayram öncesi tatlı bir telaş vardı. Tezgahlardaki rengarenk şekerler, çikolatalar, lokumlar göz doldurdu. Vatandaşlar hem misafirlerine ikram etmek için hem de hediyelik olarak kilo kilo çikolata, şeker ve lokum aldı. Ancak ağzımız tatlansın diye yediğimiz bu yiyecekler sağlığımızı tehdit edebiliyor. Mesela bu çikolatanın etiketini okuduğum zaman da içerisinde mesela dikkatimi çeken palm yağı diyor. Hemen hemen karşılaştığımız bütün hazır gıdaların içerisinde palm yağı var. Vücudumuz için, sağlığımız için hiçbir faydası yok ve hiçbir besleyici özelliği de yok. Tam tersi, çok yoğun tüketildiği zaman sağlığımıza ciddi zararlar verdiğini biliyoruz. Bayramda tüketimi artan şeker, çikolata ve lokumlar tezgahlarda yerini aldı. Peki tüketiciler alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Gıda mühendisi Dilek Özdemir'le birlikte İstanbul Kadıköy'de bir şekerlemeciye gittik. Çikolatadan lokuma hatta baklavaya kadar en sevilen yiyecekleri tek tek inceledik. Öncelikle çikolatadan başlayalım istiyorum. Çünkü çocuklar da çok fazla seviyor ve bayramda da tüketimi bir hayli artıyor. Neler söylüyorsunuz? Evet, aslında Ceren Hanım piyasadaki çikolataları ikiye ayırabiliriz. Birincisi gerçekten kaliteli dediğimiz %100 kakao yağından üretilen gerçek çikolatalar. İkincisi ise kakao yağı yerine maliyeti düşürmek için daha ucuz bitkisel yağlar kullanılan kokolün dediğimiz çikolata benzeri şekerlemeler var piyasada. Hemen göstermek istiyorum size. Burada da mesela iki çeşit çikolata var. Şimdi buna baktığımız zaman burada gördüğümüz çikolataların ambalajı şekli. Etiketini hemen okumak istiyorum. Etiketini okuduğum zaman burada hemen zaten ilk gözüme çarpan bu çikolatanın içerisinde kakao yağı var. Eğer bir çikolatanın içerisinde sadece %100 kakao yağı varsa bu gerçek bir çikolatadır ve kaliteli bir çikolatadır. Çocuklar içerisinde glikoz şurubu olan çikolataların bağımlısı oluyor. Benim en çok kaygı duyduğum aslında çocuklar. Evet. Çünkü hatta çocukların tükettiği bir takım yiyeceklerin de içerisinde glikoz şurubu olabiliyor. Özellikle bayramda çocuklar çok fazla tüketiliyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Özellikle çocukların uzak durması gerekiyor aslında glikoz ürünlerden. Çünkü çocuklar da özellikle bağımlılık yapıyor. Yediği zaman tekrar yemek istiyor. O yüzden hani bağımlılık yaptığından dolayı aslında hani burada ebeveynlerin ödül olarak vermemek gerekiyor. Kesinlikle. Ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani etiketleri okuyacağız. Ne yediğimizi ne tükettiğimizi bileceğiz ve çocuklarımıza ne yedirdiğimizi bileceğiz. O yüzden içerisinde glikoz şurubu, palm yağı ya da adını bilmediğimiz başka kimyasal maddeler yazıyorsa lütfen uzak duralım. Çünkü her gıdanın daha sağlıklısı, daha doğalı ve katkısız olanı mutlaka vardır. Ancak ne yazık ki tehlikenin farkında olmayan ebeveynler çoğu zaman onlara hayır diyemiyor. Az önce şeker yerken gördük. Çok tatlı, çok da seviyor sanıyorum. Hadi vermiyoruz ama hayır diyemiyorsunuz. Diyemiyorum değil mi? Diyemiyorum, hayır diyemiyorum. Çok teşekkür istiyorlar. O yüzden en azından güvendiğimiz yer olsun diye buradan alıyoruz. Taze ve kaliteli bir lokum nasıl anlaşılır? Kapalı paketlerde satılanlar var. Onların da birçoğunda yine glikoz şurubu olduğunu görüyoruz aslında. Onunla ilgili neler söyleyeceğiz? Hemen kaliteli lokumdan bahsetmek istiyorum. Kaliteli lokum aslında anlarız. Elimize aldığımız zaman kaliteli bir lokum yapışmaz. Aynı zamanda esnektir. Böyle biraz çektiğiniz zaman uzayacaktır. Verelim mi bir tane? Verelim tabii ki. Lokum alabilir miyiz? Evet. Kaliteli bir lokumun dediğim gibi yediğiniz zaman ağzınıza böyle çiğ bir nişasta tadı bırakmaz. Güzel bir tat bırakır. Kaliteli bir lokum ele yapışmaz. Bu zaten üzerinde zaten pudra var. Yapışmıyor ama aynı zamanda şey yani esnek olduğunu zaten görüyoruz böyle. Ve bayramın vazgeçilmezi baklavalar. Kaliteli bir baklavana da en önemli unsur içerisindeki yağ, şeker ve fıstığın iyi olmasıdır. Ancak baklavanın fiyatı ile birlikte hilesi de arttı. Bu nedenle yalnızca güvendiğiniz yerden almanızda fayda var. İçerisinde tereyağı, uzmanımızın da dediği gibi katkısız olması çok önemli. Tereyağı, Urfa sade yağı kullanılıyor. Fıstıkla hem boz fıstık hem bütün fıstık ve toz fıstıkla beraber işliyoruz.